Değerli izleyiciler, yeni bir programla yeni bir güne tekrar merhaba diyoruz. Çiftçi TV Küçükbaş Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın Yenişehir Toprakdere Köyü'ndeyiz. Farklı bir ırkla beraberiz. Farklı bir ırkı size anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Yanımda değerli sürü sahibi kardeşimiz İrfan Postlu ile beraberiz. Teşekkür ederiz önce. Bizi davet ettin. Geldik. Buradayız. Çok değişik ve güzel bir ırkla beraberiz. Bu ırk Lagun ırkı. Şimdi teşekkür bizim boynumuzun borcu. Biz teşekkür ederiz. Sizler sayesinde Lagun'u tanımak isteyenlere tanıtma şansımız doğmuş oluyor. Lagun ırkı çok farklı bir ırk. Yani diğer ırklara oranla verimli bir koyun. Nedir verimliliği? 2 ila 6 kuzu arasında kuzu yapıyor. 2 ila 6 kuzu arasında. Evet. Ben sana hemen oradan bir soru sorayım ki daha iyi seyircilerimiz de anlayabilsinler diye. Mesela şu anda elinde kaç koyunun var senin anaç olarak? Şu an anaç olarak 100 koyunum var. Tamam. Mesela bunda bir seferde şu anda aldığın kuzu sayısı kaç? 100 koyunun tamamında 270 civarı. Maşallah. Gerçekten. İyi ama beni bu kesmiyor. Şöyle kesmiyor. Benim kendi imkanlarımı göz önünde bulundurarak konuşuyorum. Yalnızım. Zorlanıyorum. Ondan dolayı ben diyorum ki sayımı 50'ye indireyim. 50 tanesine bakayım. O zaman kuzu ortalaması 3'e çok rahat ulaşacağım. İnanıyorum. Öyle mi? Tabii çünkü besleme daha iyi olacak o zaman. Besleme, bakım daha iyi olacak. Her türlü bakım. Yani o daha iyi şartları oluşturacağımıza inanıyorum. Anladığım kadarıyla ikizlik ve üçüzlük oranı yüksek bir hayvan. Evet. Ve çok rahat da Lagun koyunu o kuzularına bakabiliyor. Şimdi genelde 2 yılda 3 kuzulama mı alıyorsun? Nasıl yapıyorsun yani? Hayır efendim. 1 yıl içerisinde çoğunluğu 2 defa kuzuluyor. Yani 2 defa kuzuluyor. Nasıl kuzuluyor? Doğumdan yaklaşık 20-25 gün sonra koçu salıyoruz. Ekstra bakıyorum. Dolayısıyla da koyun zaten koçlanmaya tekrar hazır oluyor. Irk olarak da buna müsait. O zaman ırk olarak çok müsait. Değerli izleyiciler, şimdi burada açıklamamız gereken bir iki şey var. Ben burada çünkü çok farklı yörelerden, çok farklı yerlerden arkadaşlarımız, sürü sahipleri var, izleyiciler var. Şimdi genelde dünyada 2 yılda 3 kuzulama yapılır. Evet. Genelde 2 yılda 3 kuzulama yapılır. Ama çok farklı bir ırkla beraberiz. Bu farklı ırkın çok enteresan özelliklerini duyacağız bugün. Bugün çok ilginç bir program yapıyoruz aslında. Yani buraya geldik bu köyde İrfan kardeşimizle beraber inşallah bu koyun ırkını daha iyi öğreneceğiz. Yani ben de bu koyun ırkı hakkında duydum, okudum literatürleri ama ilk defa ben de bu koyun ırkıyla beraberim. Şimdi İrfan Bey dedi ki, İrfan arkadaşımızın söylediği, ben dedi yılda dedi çoğunlukla iki batın alabiliyorum dedi. İki batın alabiliyorum yani iki kuzulama alabiliyorum. Bunun da dedi temel sebebi Lagun koyunu doğumundan hemen sonra çok çabuk kendini temizliyor. Uterusunu, rahmini temizliyor ve daha ilk kızgınlığa geldiği dönemde gebe kalabiliyor. Bu da yaklaşık koyun doğurduktan 3 hafta sonra koçunu saldığı zaman daha ilk kızgınlıkta koyun gebe kalabiliyor anladığım kadarıyla. Bu da bu hayvanın fertilitesinin yani üremesinin ne kadar hızlı şekilde çalıştığını gösteriyor ki bu hayvancılık açısından ya yani koyunculuk açısından çok önemli bir şey. Evet. Bize anlattığın çok önemli bir şey. Şimdi bunun yanında söylediğin bir şey daha var. Ben 100 koyuna 100 koyun civarı besliyorum ve yaklaşık 100 koyunda 270 kuzu alıyorum dedin.
Peki bunların mortalitesi, yani ölüm oranları kuzulardaki nedir genelde? Yani aşağı yukarı. Tamamen bize bağlı esasında. Yani evet, doğum öncesinde barınak ilaçlanmış, dezenfekte edilmişse, evet, onun haricinde hastalık olabilecek, olmaya karşı gerekli olan koyunların aşıları, annelerin aşıları yapılmışsa, evet, 20 günden sonra dünyaya gelen kuzuların yine aşıları yapılmışsa, tabii ki fireler çok çok aşağıda azalıyor. Yani, yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Kuzuların dayanıklılığı yüksek mi bu kuzuların? Tabii ki. Yani yaşama yüksek. Dayanıklılığı yüksek mi, evet, kuzuların? Mesela bizim en büyük firemiz şurada oluyor. Koyun 3 tane 4 tane yavru yapıyor. Doğum sancısı uzunca süre sürdüğü için, ağır olduğundan dolayı özellikle sıcak aylarda, yaz aylarında onun bilincine varamıyor. Doğmuş olduğu ilk kuzun gidiyor üzerine yatıyor. Ha, ezilme sorunu. Yani ondan dolayıdır ki doğum esnasında mutlaka hayvanların yanlarında olmamızda yarar var. Fire vermenin, vermemenin en güzel yollarından bir tanesi bu. Yani ama mesela genelde bizim hep konuştuğumuz bir koyunun tek başına doğurup yavrularına bakabilmesi lazım. O zaman koyunun bulunduğu ortam eğer sıkışıksa, bu sıkıntıyı yaşayabilirsin daha fazla. Ben onu şey yapıyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum. Ama sıcak aylarda özellikle daha dikkat etmek daha lazım. Daha da dikkat etmemiz daha dikkat etmek gerekiyor. Lazım. Ama yani malum bütün koyuncu arkadaşlar da bilir. Perdesi açılmadan, iç açılmadan doğan kuzular oluyor. Anne birinciyle, ikinciyle ilgilenirken üçüncüyü göremeyebiliyor. O tabii, o da genetik bir yani, problem olabilir. Ama genelde anladığım kadarıyla kuzuların yaşam direnci yüksek. Yüksek. Peki şöyle bir soru daha sorayım. Şimdi anladığım kadarıyla bu hayvanın ikizlik oranı yüksek olduğuna göre benim bildiğim kadarıyla lagunlar aynı zamanda sağılan hayvanlar. Evet, yani sağıma evet, da çok evet, elverişli evet, hayvanlar. Evet. Bunların yani hiç sağdın mı? Süt miktarı ne aldın koyunda? Ben sadece deneme maksatıyla sağdım. Heh, ne kadar mesela süt? 2 ila 4 litre arasında süt durumu değişebiliyor koyun başına. Koyun başına. Niçin sağmıyorum? Aslında sağmak da karlı bir iş. Fakat ben yalnızım. Yani sağımına, kuzu bakımına, koyun bakımına. Uğraşamıyorsun yani. Tam sağımın olacağı aylarda otlatma telaşımız var. Hmm. Hayvanlar otlatmaya geliyor. Bunları hep tek başıma ben yapıyorum. Yani eleman eksikliğinden, eleman eksikliğinden dolayı sağımı yapamıyorsun. Sağımı yapamıyorum. O zaman anladığım kadarıyla ikiz, 300 yavrulasa bile koyundaki süt o kadar fazla ki, o zaman bu sütü azaltmak için bir şeyler yapıyorsun belki. Ne yapıyorsun mesela? Sütü azaltmak için eğer koyun koça gelmemiş olsa kesilmiyor sütü. Yani yavruladı, he, 20 gün sonra, 1 ay sonra eğer koça gelmediyse, koyun koçlandıysa ilerleyen süreçte gebelik durumu 2 aylık, 3 aylık, 3,5 aylık olana kadar o dönemde yavaş yavaş kendiliğinden süt pozisyonu düşüyor zaten. O zaman süt koça getirmek de aynı zamanda sütü azaltmanın evet, bir yolu. Ama gene de sütü yolu azaltmayabilir. Başka bir şeyler yapıyorsun bence. Başka acaba şeyler, beslemede mi? Evet, beslemede oynayabiliriz. Ne yapıyorsun beslemede i̇şte, mesela? Azaltıyor musun beslemeni o zaman biraz? Yem oranını azaltıp saman oranını yükseltiyoruz. Fakat açıkçası bu benim işime gelmiyor. Çünkü koyunun karnındaki kuzuyu düşündüğüm zaman o ters onu da geliyor, yapamıyorsun. Ters geliyor. Çünkü yem konusunda çok seçiciyimdir. Evet. Peki burada hemen bir soru daha soracağım. Mesela kuzularında bu kadar süt, mesela fazla süt içtiği zaman ishal de yapabilir. İshal hayır, sıkıntısı yaşıyor musun hiç? Bizim mesela annesiz kuzularımız oluyor. Burada vardır. Karnı gerilir yani. İddia ediyorum yani bir ayın üzerindeyse kuzu 4 litre, 5 litre süt içer, ishal falan problemi olmuyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Evet. Yani ishal sıkıntısı yaşamıyorsun. Kesinlikle. Zaten kuzuların da, lagun kuzuların da ne kadar sağlıklı olduğunu evet, görebiliyoruz. Yani değerli izleyiciler, hakikaten çok ilginç bir ırkla beraberiz. Lagun ırkı. Lagun ırkının baktığımız zaman, fiziksel yapısına baktığımız zaman biraz bizim şeylere de benziyor. Bazı ırklara benziyor böyle. Yani evet, kıvırcık, tayrova gibi ırklarımıza da benziyor. Fakat benim ilgimi çeken şu anda bu hayvanlara baktığım zaman kıvırcık ve tahirova'ya göre et daha etli, daha sallı hayvan. Ve tabii ki süt verimi inanılmaz yüksek.
Yani evet. Bugün işte Almanların Doğu Frizi var. Evet. Meşhur Doğu Frizi. Evet. Bugün Laguna'da baktığımız zaman demek ki en azından Doğu Friz kadar, hatta bazen Doğu Friz'den daha fazla süt veriyor. Evet. Zaten... bu hayvanlar. Bir şey soracağım, benim kafama takılıyor şimdi. Bu kuzuların hiç tartıyor musun? Canlı ağırlık artışlarının ne olduğunu biliyor musun? Ölçtün mü? Yani bu konuda bize biraz anlatırsan çok sevinirim. İşlerinde kesime vereceklerimiz oluyor. Tartıyı orada kontrol ettik, ediyoruz. 110 günde 28 kilonun altına karkası kalmıyor. 110 günde 28 kilo. 28 kilonun altına kalmıyor. 28 ila 32 kilo arasında kilo yapıyor. Karkas olarak, canlı ağırlık olarak bilgin var mı? Canlı ağırlık olarak bunu ikiye katlarız. Yani %50 randımanla diyelim. Yani 28 kilo, 40, evet. 50, 8 kilo civarı 58, geliyor. Yani 55 arası. Kilo civarı, evet. 55. Evet. Bu 110 günde geldiği rakam. Evet. Peki doğum ağırlıkları nedir aşağı yukarı? Bunların genelde. Yani dünyaya 200, gelmiş kuzunun tekrar doğurmasından mı bahsediyorsun? Yok, kuzunun doğum ağırlığı. Yani kuzunun doğum ağırlığı nedir? Kaç kilo doğuyor kuzular aşağı yukarı? Ben açıkçası tartmadım onu. Hiç tartmadım. Ama tahminde yani, demiyorsun. Şöyle yani. Söyleyeyim. Öyle beklenildiği kadar çok büyük doğmuyorlar. Küçük doğuyorlar, küçük ama hızlı doğuyorlar, büyüyorlar. 15 günden sonra hızlı gelişime başlıyorlar. Çok hızlı gelişime evet, başlıyorlar. Ondan dolayı da doğumları çok rahat oluyor koyunların. Diğer ırklar gibi çok sıkıntılı olmuyor. Anladım. Bunları Mera'da otlatıyor musun? Tabii otlatıyorum. Yani otlatıyor. Kışın evet. Ne yapıyorsun? Kışın hiç dışarıya çıkartıyor musun? Olumlu hava şartlarında çıkartıyoruz. Kaç saat çıkartıyorsun mesela? 2,5-3 saat. Günde, en fazla. En evet, fazla. Evet. O da hayvan hem yani egzersiz yapsın. Zaten çiğ oluyor, kırağı oluyor. Saat 1'e kadar salmayız. 1'den sonra salarız. İşte 3,5-4'te tekrar evet. Yeri getiriyorsunuz. Evet. Nasıl? Yani maksat spor olsun. Tabii spor. Yani çok fazla otlama yani. Yok yani. Evet. Değil mi? Bu yani, aylarda yok. Yok. Mart 15'ten sonra yavaş yavaş. Peki yılın kaç ayı otlatabiliyorsun? 8 ay. 8 ay devamlı olarak otlatabiliyorsun. Devamlı olarak otlatıyoruz. Çok güzel. Yani yılın 8 ayı otlatmak da önemli bir şey evet, tabii ki. Ama öyle. Onun dışında mesela yem olarak genelde yemlemede kullandığın şeyler nelerdir? Yani işte ben çeşitli yemler denedim. Yani mesela kaba yem, önce kaba yemi bir ele alalım. Mesela kaba yem, çayır otu, korunga, yonca, saman, bunları veriyoruz. Diğer yemde mesela arpa verdim. İstediğim randımanı alamadım. Yani süt yetersiz kaldı. Öyle mi? Kuzular istediğim gibi gelişmedi. Başka çeşitli hazır yem kullandım. Bir defa kullanacağım yemin içerisinde kimyasal madde olmamasına çok özen gösteririm. Eğer varsa benim için o yemin hiçbir cazibesi yok. Evet. Bundan, kesif yem kullanıyorsun. Hazır fabrika yemi mi kullanıyorsun? Fabrika yemi kullanıyorum. Sadece fabrika yemi olarak. Fabrika yeminin yanında... Dokuzlu karışım. Bir firmanın yemini kullanıyorum. Güzel. Ondan çok memnunum. Peki onun dışında ek bir şey vermiyorsunuz. Yani sadece bu söylemiş olduğun kaba yemin yanında fabrika yemi kullanıyorsun. Pancar kullanıyorum. Karmaya atıyorum. Pancar. Karma, evet. Pancarı parçalayıp... Karma makinesine, karma makinesine atıp evet. onu yediriyorsun. Evet. Evet. Onu, o da çok faydalı bir... Evet. Eksik vitamini tamamlasın şey. Düşüncesiyle. Peki... ben ilk geldiğimde biraz sohbet ediyorduk. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi biz genelde hep küçük baş dünyası diyoruz. Ama tabii bu işin koyunların yanında keçileri de var. Ben ahırına geldiğim zaman içeride Halep keçileri gördüm ve evet. Çok dikkatimi çekti. Çünkü Halep keçisi, hele Bursa'nın Yenişehir bölgesinde böyle bir Halep keçisini görünce benim ilgimi çekti. Nereden bu geliyor, bu Halep keçisi? Ya da nereden bu ilgi var? Ne yaptın? Nasıl oldu da bu konuda böyle bir nedir yani? Bize bir anlatsan. Biz bu son dönemde Halep keçisiyle işe başladık. Yani ilk Halep keçisiyle evet. mi başladın? Yani kalabalık bir ekip grubuyduk. Evet. İyi ama daha sonra ekipte ayrılmalar, bölünmeler oldu. Evet. Halep keçisi yaklaşık 500'ün üzerindeydi sayımız. Hmm. Çok seviyor, çok da beğeniyorum. Karlı da bir iş. Evet.
açıkçası ben hala Halep keçisini görmeden bu işi yaptığım sürece bu işten zevk alamıyorum. Zevk alamıyorsun. O kadar seviyorum. Ne kadar Halep keçin vardı ilk başladığında? 415 taneydi. Sayı 650'ye kadar çıkmıştı. Maşallah. Halep keçisinde ne özellik? Mesela süt, keçi sütü neticede ama diğer keçi sütlerine göre bir farkı nedir? Diğer keçi sütlerine göre sütteki kuru madde oranı yüksek. Evet. Yağ oranı yüksek. Yani keçi dünyasıyla uğraşanlar daha çok peynire çalışırlar. Evet. Örneğin 5 litre sütten 1 kilo peynir duruyor. Öyle kaç, bir yani. Halep keçisi kaç litre süt veriyor aşağı yukarı? Ortalama 2,5-3 litre 2,5. Verir. Yani ama enteresan yem burada. Yem desteği yoksa eğer o şekilde verir. Yem desteği sağlarsak bu bende 6 litreye kadar çıktı. Ama ilginç bir şey şimdi. Bugün bir lagundan bahsediyoruz. Lagunun verdiği süt de 2 ile 4 litre arası. Yani. Yani dolayısıyla yani bir keçiye göre bile... Ben keçilerle uğraşırken Halep koyununu tanımıyordum. Şey, sen lagun, lagunu... Şey pardon. Lagunu tanımıyordum. Lagun koyununu tanımıyordum. O yüzden eşime, dostuma, arkadaşlara zaman zaman toplanıyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Hep şunu iddia ediyordum. Hiçbir koyun Halep keçisinin kârıyla dans edemez diyordum. Ve bu iddiayı hala söylüyorum. Fakat Lagun koyununu tanıdıktan sonra süt artı et. Yani maalesef Halep keçisinin üzerine çıktı. Yani şimdi kafamız iyicene karışmaya başladı. Benim de karışıyor. Yok, çünkü kafa karışacak bir şey hayır, yok. Hayır hayır şu evet. Anlamda. Şimdi genelde koyun ırkları ya da inek ırkları diyelim veyahut da büyük baş ya da küçük başta nedir? Ya süte yönelirsin ya ete yönelirsin. Evet. Ve mutlaka biri daha kuvvetlidir, biri daha ağır basar. Ama burada Lagun'da çok enteresan bir özellik değerli izleyiciler. Lagun'da hem süt hem de et potansiyeli yüksek. Evet. Yani bugün eğer 110 günde işte 40 kiloları, 45 kiloları, 50 kiloları yakalayabiliyorsanız bu hayvanın sütçü olduğu kadar bizi seviyorlar olsun fark etmez. Biz koyunun içindeyiz. Biz de çobanız. Evet, ağır biz bir seviyoruz. Hayvan işte, o yüzden. Güzel hayvanlar. Yani bugün 2 litre ile 4 litre arası süt verirken aynı zamanda kuzusu bu kadar güzel bakıp besleyip büyütebilen nadir ırklardan biri anladığım evet. Kadarıyla. Şimdi tabii burada İrfan kardeşimizin sağamaması bir kayıp aslında ama yapacak da bir şey yok. Çünkü tek başımayım diyor. Ya, tek çalışma başıma şartlarını çünkü... göz önünde bulundurduğumuz zaman değil. Şöyle değil. Yani ben bir koyundan yılda 4 tane kuzu alabiliyorum. Bu çok önemli. Bir bu kuzumdan çok... da kasap hesabıyla yani karkas hesabıyla hesap yaptığımız zaman ki biz kasaba çok fazla kuzu vermiyoruz. Daha çok domuzlaya çalışıyoruz. Kasap hesabıyla yaptığımız zaman bir koyundan yılda 120 kilo karkas et almış oluyoruz. 120 kilo et. Yani bugünün fiyatı, bugün de fiyatlar çok iyi bu arada. Yani et fiyatları iyi. Takriben 3 milyar 600, 3 milyar 700 gibi bir koyundan brüt elde etmiş oluyorum. Çok güzel. Yani bugün hadi 600'ü de bırak 3000 lira gibi bir rakam yok, bile çok iyi bir rakam. 600'den ziyade tertemiz bütün her şeyi çıktıktan sonra bir koyundan bana net bir şekilde 2 milyar 200, 2 milyar 300 gibi para kalıyor. Çok güzel. Çünkü yem işine özen gösteriyorum. O özeni göstermesem 3 milyar 600 gibi brüt rakamı yakalama şansım olmaz. Kaba yemini kendin mi üretiyorsun yoksa satın mı alıyorsun genelde? Satın alıyorum. Satın alıyorsun. Satın alıyorum. Sizin bölgeniz, sizin köyünüz gördüğüm kadarıyla biraz dağlık bir bölge. Evet. Evet. Dolayısıyla mera ve ekilebilir toprak daha mı az bu bölgede diyebilir miyiz? Mera daha az. Çok sayıda koyuna bakma şansımız daralıyor dolayısıyla. Daralıyor evet. Keçide o denli sıkıntı yok da orman alanı çünkü biraz fazla. Koyunda çok sayıda koyuna bakmamız daralıyor. Zor oluyor. Evet.
Peki sizin köyde çok koyun bakan var mı? Yoksa yani mesela ne kadar koyun var bu köyde toplam? Vallahi açıkçası hiç hesaplamamıştım. Yani kaç koyuncu var öyle diyelim mesela. Kendi işimin dışında pek şey yapmıyorum da şöyle kafamdan görüntüleyeyim bir sayayım. Yaklaşık 350 civarı, 300-350 civarı. 5-6 kişi işte. Ha, 5-6 kişi işte. Aynı şey. Evet. Gene aynı ırk mı yoksa farklı ırklar mı? Yok, bu ırk zaten biliyorsunuz Türkiye'de sayılı kişilerde var. Sayılı yani, kişilerde var. Zaten biz buraya epey bir yol kat ettik evet, gelmek evet. için. Gerçekten geldiğimize de çok memnunuz. Yani ben şimdi özellikle bakıyorum, koyunların memelerine bakıyorum, meme yapıları. Evet. Çok ilginç. Zaten süt hayvanı olduğunu gösteriyor ama o süt hayvanı olmasına rağmen hayvanlarda et de var. Evet. Yani zaten değerli izleyiciler görüyorsunuz yani kuzulardaki et oranı olsun sallı iri hayvanlar. Ve şu koyun mesela yaşlı koyunlarımızdan bir tanesi. Kaç yaşında mesela bu koyun? 8 yaşında. Belki daha fazla tam net bilemiyorum ama 8'den evet. aşağı değil. Ama kuzuları 24 saat yanında iki tane kuzusu olmasına rağmen görüyorsunuz göğsünde hala memesinde süt var. Memesinde süt var, şu anda bile süt var. Evet, yani şu anda otursak sağsak yani, şu koyuna herhalde 1 litre süt verin herhalde. 1-1,5 litre. Kuzularım mesela kuzu genellikle küt küt koyunu vurur. Daha çok yıpratır anneyi. Yıpratır evet. Süt arar, evet, süt evet. emmeye çalışır. Öğlenmezler, tutarlar memeyi. Hemen 2 dakika. Yani kafayla yani. Vurma yok. Yok öyle kesinlikle bir şey. Kesinlikle yok. Ne güzel, ne güzel. Yeterli süt olduğundan dolayı. Bu zaten yıl sonu itibarıyla 120 kilo ete ulaşmamızın yegane sebebi anne sütlü olduğu için anne çok fazla kilo almıyor fakat kuzusunu çok güzel yetiştiriyor. Peki kuzuya ayrıca süt dışında yemleme, kesif yem tabii, veriyor musun? Tabii tabii veriyoruz. Şey palet yem veriyorsun. Palet yem veriyoruz. Palet yem veriyoruz. Arpa veriyoruz. Yonca veriyoruz. Saman veriyoruz. He. Yani kuzuyu beslemesiz bırakmıyoruz, sunuyoruz biz önüne. Kuzuyu ne zaman, yani doğduktan ne kadar sonra hani başlıyorsun vermeye genelde? Yani yoğun bir şekilde değil ama doğumdan 15 gün sonra kuzu yemeği öğrenmeye başlıyor. O zaman vermeye başlıyorsun. Tabii, yani. Zaten annenin önünde bolca yem, bolca şeyler olduğu için 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler, aynı şeyler. Aynı şey. Annesinin önünde bile başlayabiliyor. Yemi yiyor. Yani annesinin yeminden de faydalanıyor. Evet, annesinin yeminde slaj olmadığı için yani sıkıntı yok. Yaratmıyor. Yani evet, annesiyle evet. çünkü gördüğüm kadarıyla yani koyun devamlı önünde yem var. Yemin yanında kuzular da devamlı. Şu anda peki, işte görüyoruz karmadan kuzuları çıkmış, ayırmıyorsun karışık. O zaman hiç. Yani kuzuları, gün içinde kuzuları ayırıyor yaklaşık musunuz? Yaklaşık 2 aya kadar hiç ayırmıyorum. 2 ayı geçen kuzuları ayırmaya başlıyorum. Ama yine ayırıp tekrar koyunla tabii, anneyle birleştiriyorsun. Yani sabah akşam salıyorum. Sabah akşam salıyorsun evet, ama evet. onun dışında genelde ayırıyorum diyorsun. Birlikteler yani. Peki meraya giderken iki. Kuzu beraber mi gidiyor? Hayır, ha. meraya kuzuyu salmıyor. Meraya kuzuyu. Yani tabii yaz aylarında 2 ayı dolduran kuzuyu salabiliriz. Ama yani o da açıkçası doğru kilo getirmiyor o zaman. Kilo kaybediyor. Kilo kaybediyor. Kolay biri meraya salmıyoruz yani öyle diyelim. Peki genelde damızlık çalışıyorum dedin. Evet. Değil mi? Evet. Damızlık fiyatları nedir bu hayvanların? Yani birisi geldi dedi ki ben damızlık kuzu istiyorum dedi. Öncelikle kaç aylık kuzu satıyorsun veya kaç yaşında satıyorsun? 2,5 ayı mutlaka aşmış olması gerekiyor. Çünkü anne sütünden tas tamam yararlanmış olması lazım. Olması lazım. Demek ki 3 aylıktan itibaren satabiliyorsun. Evet. O noktaya gelen kuzuyu kuzunun durumuna göre 1,200-1,300 gibi fiyatlara veriyoruz. 1,200-1,300 gibi evet. fiyatlara. O zaman erginlik çağına gelmiyor sende kuzu genelde. Yok. Yani evet. çok fazla erginlik çağına gelmiyor. Lagunun... Ama yani yine burada farklılık var. Hızlı gelişim olduğu için kuzuda bende kalan damızlıklardan takip ediyorum biliyorum. Bugün doğmuş kuzu yılını doldurduğunda doğurmuş oluyor. Tek yavrulamıyor, ikiz yapıyor. Aramına yavruluyor, ikiz yapıyor. İkiz yani yapıyor. Bunu düşünen arkadaşlar olabiliyor. 2 sene kuzuyu bekleyip yani kuzudan anaç koyuna dönüşüp sonuç almanın hesapları yapıldığı zaman
o süre mutlaka ki çok geliyor. Bir de normal ırklara göre bizim koyunumuz pahalı. Mesela ben bu koyunu alırken burada yalavalarım vardı, yalava koyunlarım vardı. Takasa vereceğiz. Onları vereceğim, bu koyunu alacağım. Vereceğim koyunları 600'e tuttuk. Bunları 1900'e el sıkıştık. 1900. Evet. Evet. Ama hakkını da veriyor koyun. Evet. Arkadaş geldi buraya, baktı yalavalarımı beğenmedi. Pazarlığı o bozdu. Yapma ya. Evet. Yani 600'e bile senin koyununu almadı yani. Yani insanlar bunu seyrederken, bizlerin bu sohbetin inşallah kısmısı dinlerlerken ya ne diyor bu, fiyatlar çok küçük gibi falan diye düşünebilirler. Ben çok uzun yıllar önce bu uçuk fiyatlarla karşılaştım. Ama şu anda çok mutluyum. Eğer Legon koyunu olmasa başka bir koyunla uğraşmayacağım. Ya o kadar. Evet, yani seni belki de koyunculukta veya ayakta tutan bir şey oldu yani. İnanıyorum ki tanıyan herkes benim gibi düşünecektir. Evet, yani tabii ki çok özel bir ırktan bahsediyoruz. Yani Türkiye'mizde ben her zaman söylüyorum, şu anda farklı farklı ırkları tanıyoruz. Türkiye'de çok güzel ırklar var. Güzel ırklar geldi Türkiye'ye, evet, ama güzel ırkların yanında yanlış ırklar da geldi. Ben şimdi burada o yanlış ırklardan bahsetmeyeceğim. Türkiye'de maalesef istenmeyen ırklar da geldi ama bizim zaten yapmamız gereken bir, yerli ırklarımıza sahip çıkmamız lazım. Evet, çok kaliteli yerli ırklarımız var. Evet. İki, doğru ırkları Türkiye'ye getirmemiz lazım. Yani, aynen. Üç, yerli ırklarımızla zaman zaman kuzu, farklı kuzular almak istiyorsak doğru ırklarla çiftleştirmemiz doğru ırklarla lazım. Çiftleştirmemiz yani lazım. Türkiye'ye bir ara çöplük gibi her yerden hayvan gelmeye başladı. Aynen. Yani cinsler, ırklar bilmem ne. Yani değerli izleyiciler, bunu dikkat etmemiz lazım. Sürü sahipleri, yani her önüne gelen ırk iyi ırk demek değil. Her yabancıdan gelen, yurt dışından gelen ırk iyi ırk demek değil. Onun için bizim yapmamız gereken, İşte bizim burada programımızda sunmaya çalıştığımız, doğru ırkları tanıtmaya çalışıyoruz. Asla ve asla yerli ırklarımız çok önemli. Ve mutlaka yerli ırklarımızdaki ıslah projesini ben şahsım adına çok destekliyorum. Yerli ırk projelerinin geliştirilmesi lazım. Eğer biz yurt dışındaki ıslah edilmiş kendi hayvanları kadar biz kendi hayvanlarımızı ıslah edersek, bizim de hayvanlarımız çok daha iyi yerlere gelebilirler. Katılıyorum. Ama aynı zamanda o ıslah sırasında eğer hayvanlarımızla ilgili herhangi bir şey yapmak istiyorsak, o zaman doğru ırklarla çiftleştirebiliriz. Evet. Ben şimdi tabii buradan hemen bu konuya girmişken aklıma geldiği için soruyorum. Şimdi mesela işte Dorper diye bir ırk var. Dorper'in işte Merinos kıvırcıklarla çiftleşmesinden çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Daha etçi bir grup. Etçi gruplar elde ediliyor. Peki Lagun'u mesela hangi ırklarla, yerli ırklarla çiftleştirdiğimiz zaman güzel neticeler alabiliyoruz? Hiç buna dikkatini çektin mi? Ya da hiç verdiğin yerlerde bunu takip edebildin mi? Şimdi o noktada şunu söyleyeyim. Bu koyun bana geldiğinde benim burada 230 tane daha Yalova, Merinos, Karavaş gibi karışık koyunlarım vardı. Evet. Geldiği gün diğer koçların tamamını çıkardım. Sadece Laguna koçlarını bıraktım. Ortaya çıkan sonuç, onlarda da kuzular daha uzun. Bizim Laguna bu ırk koyunumuz diğer koyunların hepsinden iki kaburga daha uzun. Öyle mi? Evet. Lagun'un özelliği. Evet, yani. Özelliği. Ya yani iki pirzola daha mı fazla çıkıyor? Evet, iki kaburga daha uzun olması itibarıyla onlardan meydana gelen ırk da iki kaburga daha uzun çıktı. Babaya benzedi. Dolayısıyla her kuzu da en az 3 kilo fark ediyor. Peki o yaptığın melezlemede F1 diyelim, F1'ler çıktı. Evet. O çıkan kuzuların canlı ağırlık artışı nasıldı? Yani veyahut da yani işte onu kaç kiloda kestin yani baktığın zaman, yani o aklında mı bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bizde kuzu genelde 110 günü doldurduktan sonra kesiliyor. Normal o koyunun kuzusu 21-22 kilo gibi et veriyordu. 25-26 kilo verdi baba Lagon olduğundan dolayı. Anladım, yani yükseldi. Evet, yükseldi. Şey olarak demek ki katkıda bulundu. Tabii işte
O uzunluk farkı yani. Peki, iki kaburga daha uzun oluşunla alakalı. Kuzu etini sever misin? Sevmem mi? Yani. Peki nasıl bunların etleri? Yani çok farklı bir aroması var. Mesela bazen zaman zaman isteyen dostlarımız oluyor. Bırakamıyor adam yani. Lezzet olarak da evet, yani. İkincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü. Yağ oranı dördüncüsünü nasıl mesela istiyor. Kuzudaki etindeki yağ oranı nasıl? Yağ oranı çok düşük. Mesela ciğer üstü yağda çok ince bir beze var. Yani diğerleri gibi değil. Diğer karkas bölümlerinde de etin içerisine zaman zaman dağılımı var. Kolesterolü çok düşük bir et. Bir de ayrıca çok farklı bir aroması var. Sütünün de etinin de aroma farkı çok farklı. Çok değişik çok biliyorsun. Değişik. Şimdi bu hayvanların özellikle dirençleri, yani kuzuların direncinden bahsettik. İşte kuzuların hani hayata yapışmasının, direncinin yüksek olduğundan bahsettik. Peki koyunlara şimdi 2 yılda 3 kuzulama, hatta dedin ki çoğu yani yıl, bir yılda 2 kuzulamayı bile yakalıyoruz çoğunlukla dedin. Çok rahatlıkla. Şimdi yani bunu yaptığın zaman tabii hayvan yıpranmaya başlıyor. Fakat bu hayvanı yani o yıpranmaya karşın dayanıklılığı nasıl? Yani ne kadar bu hayvanı... Şimdi dayanıklılığında sıkıntı yok. Fakat o noktada şunları söylemek isterim. Kaç yıl ortalama besleyebiliyorsun bir koyunu, öyle diyeyim yani. Böyle benim, doğuran bir hayvanı kaç yıl ortalamada besleyebiliyorsun? Benim burada 12 yaşında koyunum var. 12 yaşında? Evet. Zaten bundan 7 yıl önce yurt dışından geldi bu koyun. Takdir ederseniz gelirken de en ufağı 2 yaşının üzerindeydi. 2 evet. yaşının altındaki hayvanı getiremiyoruz. Doğru. Etti 9. Yani 12 yaşında hayvanlarım var burada. Kaç yıldır sen kendin bakıyorsun burada şeye, laguna? Benim ikinci yılına girdi. İlk önce ben kuzularından almıştım. Kuzularını tanıyaraktan daha sonra annelerini aldım. Bu ikinci yılına giriyor. Yani o noktadan konuşmalar yaptığımız zaman eğer bu koyuna bakmazsak zarar ederiz. Hiç yolu yok yani. Hakkını vermez isek eğer ki gerek yayılımda gerekse beslemede, evde. Beslemede. Evet. Hakkını şimdi vermezsek bu söylediklerimizin hiçbirisi tutmaz. Zarar ederiz. Evet. Diğer ırklara oranla daha fazla zarar ederiz. Ben açıkçası dürüst olmayı ya her o zaman tercih besleme etmişimdir. Çok önemli burada. Yani tabii ki besleme çok önemli. Birinci derecede besleme geliyor. Yani mesela, yoksa o zaman bu hayvanı beslemediğin zaman çok çabuk düşüyor. Evet. Ağustos ayında özelliğinden bir tanesi diyebiliriz. Koyunlarım ağır gebeleştiler. Uzak yerlere yayılıma gitmedim. Evde yem desteği verdim. Dışarıda çok iyi şartlarda yayılım olmasına rağmen benim merakım ona müsait çünkü böyle birçok insanların mesela köyünün hemen dibinde çayır alanı var. Evet. Çıkar koyun bir tur atar, iki tur atar, doyurur karnını. Fakat benim merakım öyle değil. Yani 500 metre yayılımın olduğu yere gitmem lazım. 500 metre o sıcak havada, yo baktım sıkıntılı. Yani uzun mesafe gittiği zaman hayvan aynen, çok yoruluyor. Aynen, çok yoruluyor. Ve çok kilo vermeye başladı. Yani az önce konuştuklarımıza istinaden eğer iyi sonuç almak istiyorsak bu ve diğer besleme şartları çok önemli. Evet, buradan da şunu zaten ben senin söylediklerini özellikle not alıyorum. Daha sohbetimizin başında dedin ki bu hayvan çok verir ama çok da yer. Çok da yer. Yani eğer o çok yemesini sen kısıtlarsan olmaz, zarar edersin. Zarar edersin. Kesinlikle zarar edersin. Yani bunun altını çok iyi değerli izleyiciler kesmek lazım. Niye? Çizmek lazım bunun altını. Eğer hayvanı düşürürsen, ya bütün hayvanlarda bu böyle ama bu kadar verimli bir hayvanı sen o istediği, talep ettiği besleme miktarını vermezsen hayvan çok çabuk demek ki kendini... Koyun bana geldikten sonra 2 ay sonra doğuma girdi. Geldikten 2 ay sonra? Geldikten 2 ay sonra doğuma girdi. 6 tane koyun kaybettim. Altısının karnından da 4 tane kuzu çıktı. Yapma ya. Evet. Allah'a şükürler olsun. Bu sene hiç öyle bir talihsizlik yaşamadım. Ama artık tecrüben var. Yani ne yapacağını hazırladım. Biliyorsun. Ondan sonraki doğuma koyunu hazırladım. Peki sevgili İrfan kardeşimiz,
Bizim seyircilerimize buradan vermek istediğim bir mesaj var mı? Bir koyuncu olarak, bir koyuncu kardeşimiz, arkadaşımız olarak. Valla benim insanlarda gördüğüm, daha çok tabii bütün herkese Lagon koyunun tanımasını tavsiye ederim de, özellikle ilgilenen arkadaşlar, şöyle bir düşünce oluştuğu zaman, ya diyor 50 tane koyun alsam diyor, işte bu kadar para tutuyor diyor, çapraz ekonomiyle karşı karşıya kalıyor. Ben kendilerine hep şunu söylüyorum. Bu koyunun üremesinde sıkıntı yok. 10 tane al öyle başla. 5 tane al, hiç önemli değil. Yani 10 tane al yani, başla, doğru başla. Yani ben 5 tane koyunun peşinde yaylama mı gideceğim geleceğim? Gitme kardeşim. 2 yıl evde bak, 2 yıl sonra dışarıya çıkardığında zaten 50 tane koyun çıkacaksın. Doğru, çok güzel bir mesaj oldu. Ya hakikaten güzel bir sohbet oldu. Ben de çok şey öğrendim. Sayenizde, sizin sayenizde. Vallahi biz Çiftçi TV olarak işte böyle farklı yerlere gidip de bu farklı ırkları, farklı mekanları görmek ve bunlardan bir şeyler öğrenmek, bizimle birlikte izleyicilerimiz de bizimle birlikte bu mekanları görüyorlar. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bunda bu tebrik ediyorum seni öncelikle ve başarılarının devamını teşekkür diliyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, hava çok soğuk, onu söyleyeyim. Evet, evet. İnanılmaz soğuk bir hava. Ama hepinize buradan yeniden sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde kalsınlar. Sağlık içinde olsunlar. Hepinize buralardan sevgiler, selamlar.